Kadro Mühendisliği programından herkese merhabalar. Bu hafta milli takımın açıklanan nihai kadrosu üzerinden Euro 2021 kadromuzu değerlendireceğim. Şenol Hoca dün itibariyle kadroyu açıkladı ve son 4 elenen oyuncumuzda belli olduktan sonra nihai 26 kişilik kadromuz belli oldu. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ta başlamıştım Şampiyon Beşiktaş'la Kadro Mühendisliği programına. Her hafta puan durumuna göre gidecektik. Normalde Galatasaray olacaktı ama e, milli takım Şenol Hoca kadroyu açıkladığında bir de milli takım kadro mühendisi yapacağımızı söylemiştim. Ve şimdi bu hafta bu bölümü çekeceğiz. Açıkçası milli takım oynadığı iki hazırlık maçında hem Azerbaycan'a hem de Mali'ye karşı beklentilerin oldukça altında kaldı. Ama yedek ağırlıklı kadroların çıktığını da unutmamak lazım. Esas milli takım, bu parantez içinde olanlar yedek olarak düşünebilirsiniz. Esas milli takım ilk 11'inin Hollanda ve Norveç'e karşı başarılı olan milli takım ilk 11'inin farklı oldu. onu da turnuvada göreceğimizi unutmayalım. O yüzden enseyi çok fazla karartmamak lazım. Ve onun üzerinden, o A takımın üzerinden yedek oyuncuların seçilip seçilmemesini değerlendirmekte fayda var bence. Öncelikle ayrılan 4 oyuncu da Avrupa'da veya üç büyüklerde oynamıyor. Yani o bir eleştiri konusu. İşte Halil Anadolu kulüplerinin en başarılı oyuncularından bir tanesiydi bu sezon. Efecan Karaca da öyle ve bunlar tam sezon geçirdi. Bunlar yerine Abdülkadir Ömür gibi ve Cengiz gibi özellikle son dönemde ciddi anlamda yedek kalan, performansı düşük olan oyuncuların tercih edilmesi konusunda Şenol Hoca eleştirilmişti. Ama bu tercihin bir alt metni var bence. O da şu. Sadece 1-1,5 yıl içerisinde Dünya Kupası oynanacak. Bu Avrupa Şampiyonası ertelendiği için, 2021 olduğu için 2022'de Dünya Kupası var. Çok kısa bir dönem sonrasında daha da büyük bir turnuvaya hazırlanıyoruz ve Birçok ülkede gördüğümüz şöyle bir durum var. Mümkün olduğunca genç bir jenerasyonla devam ediyorlar. Çünkü burada alacakları tecrübe Dünya Kupasını da etkileyecek. Hani Mahmut'un bir sonraki turnuvada olup olmayacağı belli değil. Efecan'ın yine aynı şekilde. Ama Engin Ünder gelecek sezon formunu devam ettirirse bu milli takımdaki tecrübesini Dünya Kupasında ortaya koyabilir. Abdülkadir Ömür'ün de Cengiz Ünder'in de atıyorum Orkun'un da önümüzdeki sezon 5 büyüklükte veya işte Abdülkadir Trabzon'da çok iyi bir sezon geçirme ihtimalleri ve Dünya Kupası'nda da çok iyi girme ihtimalleri de var. Hani onları o yüzden hoca çok fazla kenara atmak istemedi. Mesela İngiltere'de de bakıyoruz Southgate'de 4 tane sağ genç oyuncuların işte Rhys James gibi Trent Alexander Arnold gibi son yılları damga vurmuş adamlarını kesmek istemedi. Kenol hocayı da o yüzden anlıyorum olabildiğince. Burada Rıdvan'ı da mesela sol bekte kadroya dahil etmesi de bence öyle. Yani sadece bir buçuk yıl sonraki Dünya Kupası da kafalarda. O yüzden mümkün olduğunca genç yapıyla devam etmek istiyor. Ve bu da bir şey olacak, tecrübe olacak. Ayrıca milli takım oyuncusu diye bir şey var. Her dönemde var. Fatih Hoca'nın da mesela, şimdi Dorukan üzerinden de değerlendiririz. Fatih Hoca'nın da her zaman böyle oyuncuları vardı. Tüm Ermet'ini kulübünde oynamıyorken bile milli takımı alıp oynatıyordu. Çünkü onun elinde... hani öyle bir silahı kullanmak istiyordu. Şimdi Şenol Hoca'da da Salih Uçan'ı niye almadı diye eleştiriyoruz. En çok hak edenlerden bir tanesiydi. Ama zaten İrfan Can'ı bile oynatmıyor Hoca. Yani zaten orada Hakan Çalanoğlu oynuyor. Onun alternatifi olarak gerektiğinde İrfan Can'ı kullanacak belki. Salih Uçan'a hani alternatifin alternatifi olarak kadroda tutmasının düşüncesi yok. Yani şöyle bizim oyun kurucumuz genelde sol kenarda oynuyor. Kanat üzerinden oyun kuruyor Şenol Hoca. Hakan'ı öyle oynatıyor. İrfan'ı da öyle oynatabilir. Dorukan'ı niye aldı? Çünkü Ozan'a tek mantıklı alternatif Dorukan. Zaten hani bizim elimizdeki box to box bir tek Ozan var bir de ikinci bir Dorukan var. Üçüncü bir adam yok box to box orta oynayacak. Salih öyle bir oyuncu değil. Ozan'ın alternatifi, Ozan'a bir şey olsa alternatif olarak Salih'i oynattığınızda başka bir şey oynamanız lazım. O yüzden hak etmek başka bir şey kadroyu kurarken. Bir de hocanın sistemine göre oyuncu seçimi bambaşka bir şey. Hani Dorukan güvenilir oyuncu hocanın, Şenol hocanın. Şu açıdan güvenilir. Şenol Hoca dönemindeki Dorukan, Sergen Hoca dönemindeki Dorukan'dan da daha etkili, daha başarılı performanslar sergilemiş bir oyuncu. Ayrıca Dorukan sağ bek alternatifini oynayabiliyor, sol bek alternatifini oynayabiliyor. Güvenilir isim olması oradan. Bu sezon Gençler Birliği deplasmanında Beşiktaş'ın hem en sakalası hem Rıdvan'ı yoktu. Dorukan'ı sol bek oynattı. Dorukan ikisinden de daha iyi oynadı. Asistler yaptı. Maçın en iyilerinden bir tanesiydi. Güvenebiliyorsunuz. Şimdi mesela bu turnuvada da Umut Meraş'a bir şey olsa ben sol bekte Dorukan'ın Rıdvan'dan önce düşünülebileceğini kanaatindeyim mesela. Yeri gelir maçına göre. Rakip zorludur. Özellikle sağ ön oyuncuları mesela driblingçi ve içeri giren, içeri doğru dribling atan tipte bir oyuncuysa sağ ayaklı Dorukan ona ters gelir ve Dorukan'ın oldukça iyi bir kesici olduğunu da düşünürsek Rıdvan'dan daha iyi bir alternatifte olabilir. Yani Dorukan hem birçok pozisyonda oynayabilmesi, sağ bek, sol bek, ortası hem de Ozan'a çok doğru bir alternatif, Ozan Tufan'a çok yakın bir oyuncu olmasından dolayı o tercih ediliyor. Ben de işte çok uzun yıllar, <laughs> genç yaşlarında falan en çok hak edenin seçilmesi gerektiği düşüncesindeydim milli takımlar ama biraz da taktikle, biraz sistemle ilgili yani e, hocanın oynattığı sisteme uygun oyuncular seçiliyor. O yüzden bir takım eleştirilerin biraz fazla olduğunu düşünüyorum. Şenol Hoca'ya yapılan kadro seçimiyle ilgili eleştirilerin biraz fazla olduğunu düşünüyorum. Onu söyleyeyim ve kadroda pozisyon pozisyon gidelim. Şimdi center for pozisyonda Burak Yılmaz işte yine çok iyi bir sezon geçirdi. Tartışmasız isim olarak geldi ve yaptığı açıklamada da Lille şampiyonluğunu unutalım bu konu hakkında soru sormanıza gerek yok dedi. Hani Lille'i efsanevi bir şampiyonluğa taşıttıktan sadece 2-3 gün sonra bu açıklamayı yaptı ve e, bu konuyu geride bırakalım. Bunda milli takım çok daha önemli ve sadece milli takım düşünüp bunu konuşalım dedi. Güzel bir kaptan açıklamasıydı bu olgun ve deneyimli bir oyuncu açıklamasıydı. Son derece konsantre hazır ve hala aç. Hani Fransa'da bir imkansızı başarmasına rağmen hala son derece hırslı. O yüzden Burak güzel şeyler hayal ettiriyor. Enes Ünal konusunda çok eleştiriler vardı. Ama Enes Ünal da belki de kariyerinin en iyi dönemini son 3-4 ayda geçirdi. Bir Barcelona maçı oynadılar, La Liga'da son derece iyi. Son 3 ayda 2 gol 4 asist gibi bir şey yaptı. Hani 3 ay öncesine kadar golü asisti falan yoktu La Liga'da. Son 3 ayda biraz çıkış yakaladı, toparladı. Fizik olarak da iyi seviyeye geldi Enes. Ve Halil Dervişoğlu, Halil'in dışarıda kalma ihtimali vardı ilk 30 kişilik kadro açıklandığında ama Halil her iki hazırlık maçında da takımın en iyilerinden bir tanesi oldu Mert Müldür birlikte. Ve net bir şekilde ben bu kadroda varım mesajını kendisi verdi. Yani bu hazırlık maçlarında bir isim parladıysa milli takımda iki kötü hazırlık maçı oynadık. Burada bir isim parladıysa bu da Halil Dervişoğlu'ydu ve Halil yeteneğiyle de neden tercih edildiğini gösterdi. Şimdi orada Adem Büyük vardı, 16-17 gol attı. Yine o kadar gol atan Muhammed Demir vardı ve daha da fazlasını bu Nesliga 2'de atan Serdar Dursun vardı. Bu Nesliga 2'nin en az Süper Lig seviyesinde bir lig olduğunu, daha aşağı bir lig olmadığını da çok rahatlıkla söyleyebileceğimiz için Serdar'ın Adem ve Muhammed'den de fazla hak ettiğini de söyleyebiliriz. Ama Halil Dervişoğlu o kadar atmasa bile daha doğrusu ligin son 5-6 maçında oynasa bile öyle bir kalite gösterdi ki öyle bir yetenek gösterdi ki Halil belki de bu hazırlık maçlarından sonra Enes'i de geçip ikinci forvet oldu. Yani Burak'tan sonraki alternatife dönüştü ve bu çok önemli. Burak artık 36 yaşında bir de son Dünya Kupası oynayabilir herhalde bir, bir buçuk yıl sonra. Ondan sonrası milli takım için bir adam bulmak lazım. Yeni Burak Yılmaz'ı, yeni Santrforumuz artık kimse. Ve Burak'tan çok farklı bir tarz olarak, tipleme olarak Halil Dervişoğlu gelecekte milli takımın 10 yılını 15 yılını damga vurabilecek bir santrfor. O yüzden burada takımla birlikte yer alması da son derece değerli. Aynı Kerem gibi ama Halil'in Kerem'den de bence potansiyel olarak nereye gelir bilemiyorum, kestiremiyorum. Çünkü hala fizik kalitesi çok iyi bir oyuncu değil veya işte çok hızlı, çok güçlü değil, havadan çok hakim değil ama o kadar olağanüstü bir teknik kapasite, top kontrole sahip ki Dönis gibi biraz işte. Bergkamp, Premier Lig'in fizik kalitesinden çok uzak bir oyuncuydu aslında. Ne hız olarak ne güç olarak ne hava topunda hakim ama Dönüş Berkamp o kadar mükemmel bir top kontrol kabiliyetine sahip, o kadar üstün bir oyun zekasına ki işte bir döneme damga vurdu. Halil Dervişoğlu da belki de milli takımın Türk futbolunun Dönüş Berkamp'ı olabilir. Onun potansiyelinden çok şey bekliyorum açıkçası. Kadroda olması da güzel oldu. Yani Enes de yani Enes'in son 3 ayı ciddi anlamda bir çıkış içinde olduğu için ve o da bir milli takım oyuncusu. O havuzdan geldi. Belki son belki de son bir şansını falan da kullanıyor. Yani Enes önümüzdeki sezon kötü geçirirse belki de o zaman Serdar Dursunları falan düşünülebilir ama Adem'dir, Muhammed'dir zaten hani belli bir tecrübeye sahip oyuncular. Ben Adem'i e açıkçası şu açıdan da düşünebilirdim. Adem Muhammed'e göre bir de çok tecrübeli olduğu gibi çok iyi top saklayan, çok çok iyi top tutan bir oyuncuydu. Ve ileri vurduğunuz topları tutup çok fazla faal alan, hep faal rekortmenidir. En çok faal yapılan oyuncudur senelerdir bizim ligimizde. Ve milli takımda bir kontra atak oyunu oynuyor. Zorlu takımlara karşı Adem'i hem kenar forvet hem en uçta kullandığınızda uzun vurduklarınızı top tutup hemen orada duran topa dönüştürebiliyor, faal alabiliyor. Ve milli takımın en özelliklerinden bir tanesi de duran toplar. O duran toplardan çok gol attık. Fransa'ya falan da attık bir sürü. İşte Merihler falan sağ olsun. Kaan Ayanlar sağ olsun. Hani onu o şekilde de kullanılabilirdi Adem. Hani olsa güzel olabilirdi ama belki bir Enes tercihi biraz tartışılabilir ama Enes'in de son 2-3 ayında performansını yükselttiğini söyleyebiliriz. Hakan Çalanoğlu çok iyi bir sezon geçirdi Burak gibi. Milan Serie A'da ikinci oldu. Hakan'ın da orada ciddi anlamda payı var. Yusuf yine Lille şampiyon olmuş geliyor. Hani 5 büyük ligin zirvesini oynayan takımlar bunlar. Çağlar işte İngiltere'de kupa kaldırdı. Şampiyonlar ligi kovaladılar. Son anda düştüler. Biraz Melih işte birinci oyuncu olma olamama durumunda biraz sorun yaşadı. Zeki şampiyon oldu. Mert Müldür bu sene içerisinde çok ciddi bir çıkış yakaladı. Kalecilerimiz son derece güvenli. Geliriz. Şimdi Kenan bu transfer döneminin de değerli oyuncularından bir tanesi. Tam hocanın sisteminin oyuncusu. Yani orada hem savunmayı mükemmel yapıyor hem yeri geliyor ikinci forvet oluyor. Tam bir şey oyuncusu. Yani bir dönem Fenerbahçe'de Dirk Kite vardı. Birçok futboldan anlamayan insan Kite'ın in ne yaptığını nelere yardımcı olduğunu anlamazdı. Kalp gittikten sonra gördük Fenerbahçe'nin halini. Hani o yüzden e, Kenan Karaman da e, gizli kahraman oluyor çoğu maçta bizim milli takımın. Son derece değerli bir isim. Cengiz ve e, Cengiz'den beklentiler büyük tabi ama Cengiz biraz düşüşte, biraz çok çabuk oldum havasına girdi. Cengiz de belki son şanslarını kullanıyor. Gelecek sezon devamlı oynayabileceği bir takım bulmalı. Avrupa'da mümkünse Türkiye'ye gelmesin. Avrupa'da devamlı oynayacağı bir takım bulup Tekrar kendisini kanıtlamadı. Çünkü hem Roma'da yedek kalmıştı, sonra Leicester'a kiralandı bu sene. Leicester'da da yedek kaldı. Onun için tehlike çanları çalıyor. Hemen daha olmadı yani. Biraz daha Cengiz'in Messi havasından kurtulması lazım. O konuda bir eleştirim var kendisine uzun zamandır. Ama Şenol Hoca hemen onu kesip atmak istemedi herhalde. Kadroda bulundurdu ama burada çok uzun sürmez yani. Gelecek sezon ki performansına göre belki dünya kupası hakkında kaybedebilir. Sonuçta onun için Halil'den 40 maç oynamış, Halil'den Efecan'dan vesaireden vazgeçti. Hem Cengiz'e hem Abdülkadir'e Şenol Hoca'nın bu verdiği şansı akıllarının bir köşesinde bulundurmaları lazım. Her teknik direktör bu kadar şans vermiyor gençlere. Oynamayan gençlere özellikle. Şenol Hoca'dan aldıkları bu e, piyangoyu kaybetmemeleri lazım, değerlendirmeleri lazım. Orkun da Hollanda'da iyi bir sezon geçirmişti hani bu kadro yani Yusuf'u mesela ikinci forvet olarak kullanıyor. Burak'la belli bir uyum içerisinde. Lille'den gelen belli bir işte bir süredir oynuyorlar birlikte. Hakan orada tersten oyun kuran ve sürekli sağına çekip şut veya orta gibi tercihleri iyi yapan, hatta öyle bir gol oldu. Golü atmıştı Hollanda'ya da Norveç'eydi. Yine o şutunu kullanarak Kenan'ı bir dış forvet olarak kullanıyor. Ve bizim milli takımımız aslında Kendisinden büyük takımlara karşı oynama konusunda çok daha iyi bir takım. Kontra veya geçiş veya duran toplarla golü bulup savunma konusunda iyi bir takım. Belki de milli takımın son işte bu Azerbaycan gibi işte Moldova ile oynayacağız. Küçük takımlarla hazırlık maçı yapmasının sebebi belki de şuydu. Şenol Hoca daha zayıf rakiplere karşı ben oynatayım bu hazırlık maçlarını. Çünkü biz zaten Hollanda'yı yendik. işte Fransa'ya karşı çok iyi sonuçlar aldık. 4 puan aldık Fransa'dan. Norveç'i yendik. Zaten zorlu güçlü takımlara karşı biz oynamayı biliyoruz ama Andorra'yı zor yeniyoruz mesela. Letonya'yı yine yenemedik. Küçük takımlara karşı, zayıf takımlara karşı seti oynayamıyoruz. Rakip yer alanda baskılı ve etkili hücumları yapamıyoruz. Büyük takım gibi oynayamıyoruz. Bunu belki de geliştirmek için aldı bu küçük takımlarla. Belki biraz rakip yer alandaki set oyununu geliştirmek için aldı. Onu deneyimlemek için aldı bu hazırlık maçlarını ama Azerbaycan'a bile oynayamadık. Mali'ye bile oynayamadık. Yani küçük takımlara karşı oynayamıyoruz. Oynadığımız takımlara baktığımız zaman işte İsviçre olsun, Belki biraz Galler bizim seviyemize göre biraz daha düşük kalıyor ama İsviçre en az bizim kadar sağlam takım. İtalya bizden güçlü takım. Bu maçları oynadıktan sonra belki de işte bizim 2004 Yunanistanı gibi bir dönem bir Avrupa Şampiyonası yaşamamız son derece muhtemel. Yani biz kendimizden güçlü takımlara karşı ve özellikle Şenol Hoca Tek maçlık periyotları çok doğru oynatan bir hoca. Yani Şampiyonlar Ligi'nde namalup gruptan çıkma rekorunu kırması da boşuna değil. Şenol Hoca'nın genel sezon yani tüm sezon performansına göre hatta işte kariyerinde sadece iki tane Beşiktaş şampiyonluğu var Şenol Hoca'nın. Uzun dönemli yarışmalara göre kısa dönemli tek maçlık yarışmaları bence çok çok daha iyi kurgulayan bir hoca Şenol Hoca. O yüzden aslında milli takımda başarılı olması bir milli takım hocası olması daha normal ve bu turnuvada da ve gelecekteki Dünya Kupası'nda da Beni daha da umutlandıran şey Şenol Hoca'nın böyle tek maçlık olaylara çözüm bulması. Mesela Napoli deplasmanında bir röportajda dinlemiştim. Rakibin e, savunma oyuncularının tembel paslarını önceden çalışarak görüyor ve Abu Bakar'a diyor ki bu rakip kendi arasında savunmada çok tembel paslar yapıyor. Sen çabuk atlet bir oyuncusun bu pasların arasına girip gol atabilirsin diyor maç öncesi taktiğinde. Ve tam da o şekilde Abu Bakar rakibin paslarının arasına girip gol atıyor. Mesela bu tip e, tek maçlık taktik bulma çözüm bulma konusunda tam bir kurt hoca ve yine belki Otto Rehagel'in 2004'te yaptığını belki de Şenol Hoca 2021'de yapacak umarım. Böyle bir başarı elde ederiz. Savunmamıza gelirsek açıkçası Mert'in çıkışını çok beğenerek takip ediyorum. Merih Çağlar ikilisi son derece atlet ve güçlü oyuncular. Aslında bunlar böyle büyük takım oyununa daha yatkın yani Yunanistan defansif oyununa değil de daha böyle orta sahaya kadar takımın çıktığı, hızlarını kullanarak geriye atılan kontraları süpürecekleri, daha böyle ileri savunmanın oyuncu yani daha savunma çizgisinin ileride kurulan takımların stoperleri bunlar aslında ama e, ve bu yüzden de pivot santraforlara karşı büyük problem yaşıyorlar. Gerçi Haaland'a karşı yaşamadılar onu ama mesela Giroud'a karşı çok bir problem yaşamışlardı. E, Hollanda maçında son 30 dakika Luit de Jong girdi, çok büyük problem yaşadılar. Pivotlara karşı bir zaafları var bizim stoper ikilimizin. Ama bir şekilde iyi savunma yapılabiliyor kapalı alanda da ee, ve yine onlardan çok umutluyuz. Kalecimiz yine son derece formda kalecilerimiz var. Uğurcan gerçi son dönemde bir Konya maçında mesela hatalar yaptı yan toplarda. Galatasaray maçında elinden kaçırdığı bir top olmuştu. Ama Uğurcan da birkaç yıldır o güveni veriyor zaten. Mert Günok böyle bir kesik yemişti ama ligin son maçlarında Sanırım son maçında Mert de oynamıştı. İyi de bir maç çıkarmıştı. Birkaç kurtarış yapmıştı. Altay'ın sakatlıktan dönüp de oynamaya başlaması. Yine kaleci konusunda da oldukça güvenli bir kadromuz var. Ben Dorukan eleştirilerinin biraz haksız olduğunu tekrar söyleyeyim. Bence milli takımda vardır öyle oyuncu. Sistemine uyan oyuncu. Hocanın bildiği, güvendiği oyuncu. Güvenilir oyuncu. Rotasyon içerisinde olabilir. Ve kenara çıkarılan oyunculardan... Evet Halil çok hak etti. Salih de çok hak etmişti. Adem de çok hak etti. Hani Muhammed de hak etti ama bazen sistem ve oyuncu kalitesi mesela Halil o kadar belki hak etmedi. Belki 5-6 maç oynadı ama Halil'de öyle bir potansiyel var ki Halil'i işte koyuyorsunuz yani. Koymak zorunda kalıyorsunuz. Ben Şenol Hoca'nın seçmiş olduğu kadroyu o kadar da eleştirilecek bir şey olmadığını düşünüyorum. Belki Enes eleştirileri Serdar Dursun bu kadar formdayken ve bir de pivot özellikleri var Serdar'ın. Yani ve çok güçlü bir yırtıcı, yıpratıcı özellikleri de var. Hani Burak ve Halil'e göre belki hani biraz da onu o tipte bir center olur. Veya Adem gibi top tutan, faal olan, kenar dış forvet gibi kullanabileceğin, mesela Kenan'a da alternatif gibi kullanabileceğin bir adam olabilirdi. Hani Enes eleştirileri biraz anlaşılır geliyor bana. Ama onu da anlıyorum Enes'in son 2-3 aydaki performansından dolayı. Ee, Şenol Hoca'ya başarılar diliyorum. Milli takıma başarılar diliyorum. Umarım Euro 2021'de güzel işler başaracaklar kadroya da nihai kadroya da tekrar 26 kişilik kadromuza da başarılar diliyorum. Hem bu Avrupa Şampiyonası hem de bu gençlerimizle Halil'idir, Kerem'idir, Cengiz'i, Abdülkadir, Orkun'udur, Rıdvan'ıdır, Ozan Kabağı'dır. Çok genç bir kadro bu. Herhalde bu kadronun en az yarısını bir buçuk yıl sonra Dünya Kupası'nda da göreceğiz. Bu gençlerimizde hem Avrupa Şampiyonası hem Dünya Kupası'nda umarım milli takımımız çok iyi sonuçlar alacaktır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gelecek hafta Galatasaray kadro mühendisliği bölümüyle karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.